Seyirciler, Akfen Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın, Milas Bodrum Havalimanı ihalesinin ardından CNBC'ye konuştu. Akın, fiyatın tahminlerinin bir miktar üzerinde kaldığını belirterek artık yurt dışındaki yatırımlarına hız vereceklerini söyledi. Arkadaşımız Ceylan Olcaş Balta'nın röportajını izliyoruz. Milas Bodrum Havaalanı'nı aldınız, 717 milyon euro. Öncelikle fiyatla başlamak istiyorum. Nasıl buldunuz fiyatı? Evet, gerçekte tahminlerimizin bir miktar üzerinde kaldı. Ama biz hazırlıklıydık, oldukça iyi çalışmıştık. Malum tam olarak biz Ankara, İstanbul, İzmir ve Gazipaşa, Antalya Gazipaşa'yı çalıştırıyoruz. Bodrum'da portföyümüze katmayı gerçekten istiyorduk. Bodrum veya Dalaman'ın ikisinden birini. Ama Dalaman ihalesini bundan 15 gün evvelsi maalesef alamadık, bildiğiniz gibi. Onun için Bodrum'a daha da birazcık heveslenmiştik, daha da hırslanmıştık. Onun için Bodrum ihalesini güzel bir rekabetin sonucunda almış olduk. Tabii bu hem TAV'a hayırlı olsun, hem de ülkemize hayırlı olsun. Hem de TAV çalışanlar açısından önemli bir moral kaynağı olduğunu düşünüyorum. Onun için sevinçliyiz, mutluyuz. İnşallah kısa sürede Çatlar Terminali'ni devralır, devam ederiz. Bundan sonraki adım ne olacak peki? Tabii Türkiye'de çok fazla bir fırsat yok, biliyorsunuz artık tam bütün havalimanlarının yenilenmesi de bitti. En erken bundan sonra 2021'de bir yenileme var. Onun için 2021'e kadar Türkiye'de havaalanlarının ya da terminallerin ihalesiyle ilgili yenilenmesi ya da işte kiralanması ihalesiyle ilgili bir şey yok. Onun için yurt dışındaki çalışmalarımız bütün hızıyla devam edecek. Uluslararası piyasada olmak üzere Amerika'daki bir havaalanı çalışmalarımız var, New York'ta. Ve onun haricinde bildiğiniz gibi Zagreb'i aldık. Zagreb'de çalışıyoruz. Orta Doğu'daki çalışmalarımız tam hızıyla devam ediyor. Onun için bundan sonraki her şey sanıyorum uluslararası platformda devam edecek. Uluslararası platform demişken Türkiye ekonomisine geçeceğim ama şöyle bir de dünya ekonomisini de değerlendirmenizi isteyeceğim. Malum Fed tahvil alımlarını da kısıyor. Türkiye'ye yansımalarını hep konuşuyoruz. Kur ve faizin arttığını görüyoruz. Bundan sonrası için sadece dış kaynaklı olarak neler bekliyorsunuz? Bundan sonra doğrusunu isterseniz ben çok da öyle büyük sürprizler beklemiyorum. Türkiye'nin oturacağını bekliyorum. Çünkü iki tane seçim var. Bu iki seçimi hemen hemen herkes tahmin ediyordu. Herkes biliyordu böyle hareketli geçeceğini. Tabii birazcık dozajı fazla artmış olmasına rağmen gene de 30 Mart'tan sonra birazcık daha ortalığın yatışacağını ve onun arkasından 10 Ağustos'ta da iyice yatışacağını bekliyorum. 10 Ağustos'taki Cumhurbaşkanlığı seçiminden sonra. Gerçi bundan sonra 2015'te bir genel seçim var ama sanıyorum o Cumhurbaşkanlığı seçimiyle birçok şey şekillenmiş olacaktır. Onun için 2015'in daha huzurlu bir şekilde geçeceğini tahmin ediyorum. Ve bu huzurla beraber de mutlaka dolarda olsun, euroda olsun, ekonomimizde olsun bir düzelmenin olacağını bekliyoruz. Şu sırada çünkü sizin de biraz evvel ifade ettiğiniz gibi hareketlilik var ve rahat değiliz. Neyin ne olacağını bilmiyoruz. Çünkü Türkiye bunu hiç yaşamadı daha evvel. Türkiye böyle bir üç seçimli ortama daha evvel girmedi. Ve üstelik tamamen özgür bir ortamda da giriyoruz. Bazı ufak tefek hatalar dışında. Ama bence çok güzel günler bizi bekliyor. O anlamda. 30 ayın 30'undan sonra peki kur ve faizde yavaş yavaş bir düşüş bekler misiniz? Ben olacağını düşünüyorum. Bilhassa Ağustos'tan sonra. Bilhassa Ağustos'tan sonra. Yani yılın ikinci yarısında çok daha belirgin göreceğiz bunu. Diğer yandan birazcık da yatırımlara geçmek istiyorum. En son Mersin'de doğalgaz santrali kurma planı olduğunu biliyoruz. Bir ortaklık. Evet, orada Mersin'de doğalgaz için hemen hemen her şeyimizi bitirdik. Şu sıra biraz beklemedeyiz. Hem siyasi ortamdan dolayı hem de enerji fiyatlarının bizim istediğimiz seviyelere gelmesini bekliyoruz. Şu anda biraz Türkiye'nin büyümesini yavaşlamış olmasından dolayı bir sıkıntımız var. Onu
tahmin ediyorum kısa sürede aşarız ve ondan sonra da bu yılın sonlarına doğru da bu yatırıma başlarız diye düşünüyorum. Yatırım planlarınız bu şekilde etkilendi diyebilir miyiz o zaman seçimlerde? Bir miktar etkilenmiş oluyor tabii ki. Yani seçimlerde biz isterdik ki tam gaz devam edelim. Ama hem yurt dışının bakış açısı hem de Türkiye'deki bir takım tedirginlikler bunu birazcık yavaşlatıyor. Ama bunu çok anormal karşılamamak lazım. Ülkelerin hayatında bir yıl çok önemli bir yıl değil. Belki bizim hayatımızda önemli ama yani 2014'ü artık çok kazanılmış bir yıl demeyelim ama kaybedilmiş bir yıl da olarak görmek istemiyorum doğrusu ama o aralarda bir yere koyabiliriz. 2014 için şöyle bir toparlayacak olursak sizin ne kadarlık bir büyüme hedefiniz var? 2014'te tabii dediğim gibi yani yatırım mevcut 2013'te 2012'de başlamış olan yatırımlarımızın devam edeceği kesin. Onların hiçbir şekilde durdurmayacağız. Zaten finansmanları yapılmış yatırımlar var. Onlar devam edecek. Örneğin HES'lerde daha hala biz ciddi HES yatırımcısıyız ve yapıyoruz. Bu sene sanıyorum aşağı yukarı 50 megawattlık bir HES portföyümüze katacağız. Hatta 60 olur yıl sonuna kadar. Onun için onlar devam ediyor. Diğer şirketlerimize de yatırımlar devam ediyor. Örneğin Mersin Limanı'nda yaklaşık 175-180 milyon dolarlık bir yatırımın temelini daha bir hafta evvel attık. Onun için onların finansmanları tamam ve onlar durmayacak. Ne kadarlık bir yatırımdan bahsediyoruz toplamda bakacak olursak? Toplam bakacak olursak aşağı yukarı Mersin gazı da işinin içerisine dahil edecek olursak 1,5 milyar doların üzerinde hatta 2 milyar dolara yakın yatırımımız var bizim. Enerjide, yani bunların hepsine karar verilmiş ve bütün organizasyonları evet. Tamamlanmış yatırımlar. Enerjiden bahsediyorsunuz, HES yatırımlarından bahsediyorsunuz. Peki elektrik üretim tarafı HES'ler vardı, termik santraller vardı ertelenen. Onlara nasıl bakıyorsunuz? O üretimlere şu anda bir hazırlığımız yok doğrusunu isterseniz. Çünkü özelleştirme idaresi de bir ara anons etti fakat sonra tekrar geri çekti. Beklemedeyiz şu anda. Orada kömürle belki bir ilgimiz olabilir. İthal kömürle bir ilgimiz olabilir. Güneş santralleriyle ilgimiz olabilir. Ama bütün bunları birazcık hükümetin programıyla beraber paralel götüreceğiz tabii ki. Son olarak Türkiye gündeminde olan bir konuyla sonlandırmak istiyorum. Twitter yasağı hakkında siz neler düşünüyorsunuz? Valla ben biraz evvel de söylerken seçimlere ilk defa böyle özgür bir ortamda girdiğimizi bu kadar hareketli, güzel tüm vesayetlerin kalkmış olduğu bir ortamda girdiğimizi söylemiştim. Onun için Twitter yasağına ben inanmıyorum. Ben onun öyle bir kalıcı bir yasak olduğuna inanmıyorum. Yani onun çok kısa sürede ortadan kalkacağına inanıyorum. Çünkü bütün yaşamı boyunca yasakları savunmamış, yasaklara karşı gelmiş bir parti var, siyasi parti var karşımızda. Bu partinin yasaklar konusunda böyle bir karar alabileceğine inanmak dahi istemiyorum. Çok teşekkür ediyorum zaman ayırdığınız için. Teşekkürler, sağ olun. Sayın seyirciler, G7 liderleri Hollanda'nın Lahey kentinde.